FETÖ ile mücadelede bizim kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermememiz gerekir. Bu konudaki kararlılığımız en yüksek seviyede devam ediyor. Terörün her türlüsüyle mücadele eden bir ülkeyiz. Hı hı. 15 Temmuz karanlık gecesini bu ülkeye yaşatmak isteyen FETÖ teröristleriyle de mücadele etmeye devam edeceğiz. Hı hı. Tabii FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olanlar bakımından kamuda bir arınma süreci Hemen başlamıştı hı hı. 15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından bir olağanüstü hal ilanı söz konusu oldu 20 Temmuz'da. Tabi muhalefet buna 20 Temmuz darbesi olarak hep hala da bunu söylemeye devam ediyor. 20 Temmuz kere darbe değil 20 Temmuz darbecilerin özellikle halkın karşısında milletin karşısında hesap vermesi sürecinin başladığı tarih. Aslında süreç daha öncesinde 17-25 Aralık. Emniyet FETÖ, Emniyet Yargı Darbesi girişimi sonrasında da başlayan bir süreç var. Ve o zamandan itibaren hem emniyette, hem yargımızda, hem askeriyede bu konudaki ayıklama ve arınma süreci başlatılmıştı. 15 Temmuz darbe kalkışmasında da o gece özellikle yargımıza biz müteşekkiriz. 27 Mayıs'larda darbecilerin yanında duran. 12 Eylüller'de darbecilere destek olan, 28 Şubat'larda darbecilerin yanında saf tutan, onlara alkış tutan, onlara anayasa yazan, darbe mağdurlarını yargılayan, milletin hakkını savunmayan, demokrasiyi savunmayan bir yargımız varken geçmişte, 15 Temmuz'da gördük ki milletimiz meydanlara koşarken, Sayın Cumhurbaşkanımızın o kararlı duruşu sayesinde darbe kalkışması önlenmeye çalışılırken yargı mensuplarımız da evlerinde oturmadı. O Cumhuriyet savcılarımız koştu adliyelere hemen soruşturmaları başlattılar, gözaltılar yaptılar, yakalama kararları yaptılar ve darbecilerden hesap sorma süreci başladı. Hem fiili darbeye kalkışanlar bakımından hem de bu darbecilerle irtibatlı, iltisaklı olanlar bakımından da hı hı. kamudan ayıklanma süreci o da hukuk içerisinde gerçekleşti. Yani burada hukuksuz, anayasaya aykırı olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olan bir durum gerçekleşmedi. Meclis karar aldı, olağanüstü hal ilan edildi hı hı. ve olağanüstü hal komisyonu kurularak yapılan ihraçlar bir yeniden bir incelemeye tabi tutuldu. Olağanüstü hal komisyonuna 120 bin müracaat oldu. Bu 120 binden 20 bini o hal komisyonuca işlemin hatalı olduğu gerekçesiyle kişiler tekrar görevlerine iade edildi. 120 bin de 20 bin. Evet.